Ayakkabı Dayısı kanalından herkese merhabalar. Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Biliyorum özlediniz bu inceleme videolarını. Ben de sizlere anlatmayı özledim. Çok fazla vaktinizi almadan hızlı, güzel ve temiz bir inceleme yapmak istiyorum. Bugün inceleyeceğimiz ayakkabı bu kanalda yine en çok sorulan ve en çok istenen ayakkabılardan bir tanesi. Bütçeli model olarak geçtiği için de bu isteklerin sebebi oluyor olabilir. Fakat artık ne kadar bütçeli adı altında olsa da şimdi bu videoyu yapmadan önce bir kontrol ettim ne kadarmış fiyatı diye. 900 lira olmuş arkadaşlar. Geçmiş olsun hepimize. Bilmiyorum, bütçeli ayakkabılar bile aldı başını gidiyor. Artık 600'den aşağı doğru düzgün bir şey bulmak mümkün bile olmamaya başladı. Ama yine bütçeli model olarak inceleyeceğimiz, bu kanalda bahsedeceğimiz tarzda bir ayakkabı. Belki indirimden falan yakalarsanız yine daha uygun fiyatları bulabilirsiniz. Bu ayakkabıda indirim beklemek mantıklı gibi duruyor. Hangi ayakkabıdan bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. KD'ye ait, Kevin Durant'e ait Trev 5 serisinin son ayakkabısı. Hemen şöyle arka üstte göreceksiniz. Bir tekini alayım ve detay incelememize, performans incelememize geçelim. Evet, ayakkabımız elimizde gördüğünüz üzere. Oldukça da şık bir ayakkabı denebilir. Bütçeli modeller içerisinde yine güzel gözüken ayakkabılardan bir tanesi. Görselle başladık madem. Hani görsel olarak devam edelim. Ne düşünüyoruz, ne hissediyoruz. Tabii ki mutlaka göreceli bir kavram ama ben fikirlerimi beyan etmiş olayım. Dışarıda giymek için, yani işte pantolonlarınızın altına, eşofmanlarınızın altına giyilmek için çok iyi bir tercih değil bence. Ve pek de güzel durmuyor. Çabuk ölüyor yani o kıyafetlerin altında. Fakat sahada daha güzel gözüktü. Özellikle işte farklı kombin taytlar yaparlarsanız siyah beyaz fark etmez. Farklı renkte yapabilirsiniz. Sahada çok daha iyi durduğunu söylemem lazım. Kameraman arkadaşım bile ya hiç iyi durmuyordu bu, normalde pek beğenmiyordum. Şimdi senin ayağında beğendim oldu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sahada farklı kombinlerde de biraz daha güzel durabilir. Sizlere incelemek için almış olduğum renklerden bir tanesi. Bir indirim vardı yanlış hatırlamıyorsam 600 liralara almıştım. Dediğim gibi şimdi 900 olmuş maalesef. O yüzden hani çok da güzellik gözetmedim. Normal, gayet tatlı dedim ve aldım. Arkası özellikle görsel noktada ön plana çıkıyor. Swoosh işareti çizgisel olarak belirtilmiş. KD logosu ve yine iç yüzünde de bir swoosh işareti var. Onun dışında çok da bir böyle logo ve benzeri şey yok. Dilde bir KD işareti arıyorsunuz. Fakat hiç belirgin olmayan bir böyle KD logosu var. Çok da fazla dediğim gibi görsel bir detayı yok, bir unsuru yok. Ama beyaz renklisini ben daha çok beğenmiştim. Beyaz ve buz mavisi tarzında güzel bir rengi var. Ona bakabilirsiniz ve yavaş yavaş da performans detaylarına girelim. Bu ayakkabı uzun kullanımdan sonra nasıl performans sergiledi? Siz almak isteyenler almalı mısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Hangi oyuncu tiplerine uygun kaç numara almalısınız gibi detayların hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ve hemen her zaman olduğu gibi tabanıyla başlamış olalım. Tabanı bütçeli modellerin genelinde bu durum mevcut. Sert plastikten oluyor. Yani pahalı ayakkabılar genelde translucent'tan daha içini gösteren yumuşak plastiklerden üretilirken bu tarz bütçeli ayakkabılar arkadaşlar sizin de gördüğünüz üzere daha böyle sert sert plastiklerden üretiliyor. Bu da dış sahalarda daha kullanıma uygun yapıyor bunları. Çok para verdiğinizi dışarıda kullanamıyorsunuz ama az para verdiğinizi dışarıda kullanabiliyorsunuz. Böyle bir mantık var. Tabii ki yani az para, çok para değişir muhtemelen kime göre, neye göre. Fakat hani KD'nin normalleri atıyorum 1300-1400 liralara çıkıyorsa bu daha bütçeli versiyonu olarak dışarıda kullanıma daha uygun. Özellikle geçenlerde Instagram'dan hikayemden paylaştım. KD13'ler böyle çatlamıştı. 2-3 tane o tarz paylaşım oldu. Bana çok şey diyenleriniz oldu. Abi KD'yi almak istiyordum. Şimdi korkmaya başladım falan. Yani oluyor olabilir. Benim başıma gelmedi biliyorsunuz. Bende de 2 tane KD13 var. Öyle bir çatlama patlama bir şey başıma gelmedi. Fakat gelebilir, muhtemeldir, olur. Yani inanırım, görselleri de paylaştım zaten sizlerle biliyorsunuz. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bu arada mutlaka takip edin. Daha sık güzel paylaşımlar yapıyoruz orada. Ama bu model dışarıya daha uygun. Peki iç sahalarda bunun tutuşu nasıl oldu? Arkadaşlar pek beğenmedim maalesef. Dışarıya daha uygun ayakkabılar genelde saha içerisinde biraz daha kötü bir tutuş sergiliyor. Yani kıyasla bahsediyorum. Tabii ki rezil işte kaydım oradan oraya buradan buraya demeyeceğim fakat yani beklediğimden daha kötü bir performansa sahipti. Özellikle saha içerisinde plastiği oldukça sağlam, güçlü olmasına rağmen iyi yapışmıyor. Bu muhtemelen altta kullanılan plastik yapısının kimyasından kaynaklı, içinde kullanılan bu ham maddelerden kaynaklı. Bu plastik yapısı saha içerisinde pek iyi değildi. Yani tavsiye etmeyeceğim, benim için vasat sınıfta kalan bir altyapı oldu, alt taban oldu. Sizlerin de görüntülerden görüp anlayabildiği üzere çok da verimli, iyi bir ayakkabı değil saha içerisinde kullanım için. Ama tabii ki yaz geliyor, dışarıda bir ayakkabı arıyorsunuz. O açıdan dışarıda kullanıma daha uygun. Hem uzun süreler kullanabilirsiniz. Hızlıca alt kısmı eskimeyecektir. Benim genelde tavsiyem hani bir tane pahalı alın, bir tane de bunun gibi indirimden falan buluyorsanız kaçırmayın. En azından rotasyonunuzda iki ayakkabı olsun. Hani birini saha içerisinde, maçlarınızda daha güzel zamanlarda kullanmak üzere. Birini de dışarıda daha rahat eskitip
hani çok içinizin acımayacağı tarzı bir ayakkabı olabilir. Ben bu şekilde yapıyorum. Dışarıda kullanım için 5-6 tane ayakkabı ayırdım. Diğerleri genel itibariyle içeride kullanıyorum. O benim için daha güzel, daha tatlı oluyor. Ama genelde dışarıda kullanım için düşündüklerimi, hani kıyafetlerimin altında da giyebileceğim ayakkabılar seçmeye çalışıyorum. Şıklığı da ona göre kombinlemeye çalışıyorum. Yani şık olsun, aynı zamanda dışarıda basketbol oynayayım şeklinde. Bunu beğeniyorsanız kaçırmayabilirsiniz. Evet, üst kısma geçelim, yastıklamaya geçelim. Üst kısmındaki yastıklama arkadaşlar, Nike Rain köpüğü. Şurada görmüş olduğunuz bu delikli delikli React köpüğüne benziyor. React'ın daha uygun versiyonu Rain köpüğü. Fena değil, güzel iş yapıyor. Yani bütçeli modellerde iyi bir yastıklamaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Böyle hafif böyle zıp zıp yapısı var. Biraz Adidas'taki Bounce'u hatırlattı bana ama o kadar böyle sert, güçlü bir yapı değil. Biraz daha böyle puf içine giriyor. Fazla zıplatmıyor gibi düşünebilirsiniz. Hani his olarak vermeye çalışırsam. Bir zoom kesinlikle değil. Bir strobble board, işte KD13'teki o harika zoom yapısı kesinlikle değil. Rahatlık sunuyor. Çok fazla böyle sizi geri ittiren bir yastıklama değil ama gene itibariyle bir rahatlık sunuyor. Benim gibi dizinde belinde problemi olan arkadaşlarım için veya olmayan arkadaşlarım için, gelecekte de olmaması açısından bence mantıklı, güzel bir yastıklaması var. En azından etkiden korumayı sağlayan tatlı, hoş bir yapı. Keşke React olsaydı ama React tabii ki biraz daha pahalı. Nike'ın yani daha pahalı ayakkabılarında kullandığı bir köpük tipi. Daha premium basketbol ayakkabılarında kullanıyor. Yani aslında çok da bir farkı yok. Nike için ha oha bu ama işte böyle bir sınıflandırma yapılmış. Genel manada memnun kaldım. Özellikle rahatlık açısından, taban rahatlığı açısından oldukça iyi hissettirecek sizleri. Yani alt tarafı, dışarısı için baktığım zaman gerçekten birebir güzel bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Ve böylelikle üst kısma geçelim. Üst kısımda arkadaşlar asıl hani bütçeli model dedirten kısımlar başlıyor. Çok kaliteli olmayan bir örgülü kumaş yapısı, arkaya doğru gittiğinizde biraz daha içini gösteren delikli mesh diye tabir ettiğimiz yapılar. Arka kısımda size bir form vermesi ve bir tutuş sağlaması için biraz daha kalın kartonumsu, daha sert köpüğümsü yapılar kullanılmış. Hani hiçbiri çok aşırı kuvvetli değil. Hani şöyle baktığınız zaman çok rahat işte kıvrılıyor, ediyor gibi düşünebilirsiniz. Ama bütçeli modellerde genelde böyle oluyor. Ön kısımda yine çok bir rahatlık sunmayacak size. Genel olarak üst kısmı beğenmediğimi söylemem lazım. Özellikle sahadayken ve yan hamleler yaptığınız zaman size de şimdi sahneye koyuyorum. Ayağınız arkadaşlar buradan dışarı fırlıyormuş gibi hissettirecek. Bu benim için en kötü şey oldu. Hani adeta böyle ayakkabı ya ters dönecek, yan dönecek ya da ayağım buradan delip geçecek gibi düşündüm. Muhtemelen bunu yırtan arkadaşlarım vardır. Varsa mutlaka yorumlarda yazsınlar tecrübeleri nasıldı. Çünkü birçok takipçimde gördüm ben bu ayakkabıyı. Sizin tecrübesi nasıldı? Yırtıp eden var mıydı? Memnun musunuz? Neresinden memnunsunuz? Neresinden değilsiniz? Yazarsanız en azından ekstra fikir isteyen arkadaşlarım için güzel olur. Yorumlara bakabilirsiniz. Ama ben bunun yırtılabileceğini çok rahat gördüm 2-3 haftalık deneme sürecimde. Özellikle yan taraflarda arkadaşlar hiçbir çıkıntının olmaması. Yani ayağınız direkt zaten şurada direkt fırlayabiliyor. Normalde bunları biraz daha dibe yaparlar ki bir çeper koyarlar. İşte şurada gördüğünüz veneer yazan kısmı biraz daha büyütürler. Yani neden bunu yapmıyorlar anlamıyorum. Bir tutuculuk sağlayacak bir şey lazım. Gerçi şöyle de bir sıkıntı var. Üstündeki yapı çok ince olduğu için hani rahatlık düşünülmüş, hafiflik düşünülmüş. Gayet de hafif bir ayakkabı yapmış. Fakat destek noktasında pek de iyi iş yapmıyor. Yani bu çok hızlı, atik, işte böyle ben parçalıyorum abi, crossoverlarla geçiyorum diyenleri için pek iyi bir ayakkabı olmayacak. Sürekli ayağınız buradan fırlıyormuş gibi hissedecek. Bu benim için zaten en büyük dezavantaj. Bir üstten beklediğimiz şey nedir? Tutuculuktur. Tabii rahatlık da önemli. Genelde ama rahatlığı sağlıyor her ayakkabı. Özellikle alt taban rahatsa zaten genelde bir ayakkabı rahat oluyor. Üstte biraz daha dediğim gibi kuvvetli yapılar olsaydı veya işte buradan geçen askılar veya içten geçen askılar, işte Adidas bunu yapıyor zaman zaman. Onlar daha güzel, daha iyi hissettirirdi. Arka kısma geçiyorum. Arkada çok büyük bir kitlenme veya çok bir olay yok. Normal, gayet standart diyebiliriz. Dediğim gibi burada biraz daha böyle kalın, hafif yumuşak, hafif sert köpüğümsü, kartonumsu yapılar kullanılmış. Arka kısmı direkt böyle sert bir tabaka var. Şurada görüyorsunuz şu kısımda. Ama hani fena değil. Hani kötü de değil, iyi de değil. Normal Instagram ayakkabıları tarzı diyebileceğim hatta. O tarz bir ayakkabı. Rahat mı rahat? Orası sıkıntı yok. Ama ben hani diğer ayakkabılarla kıyasladığım zaman daha böyle kuvvet ve uzun süreli kullanımda size üst kısmın yardımcı oluyor olmasını düşündüğüm zaman yani biraz sınıfta kaldığını söylemem lazım. Hele ki 900 lira düşününce yani aşırı pahalı. Outlet'lere gidin, indirim bekleyin. Asıl imzalı seri ayakkabıları alın arkadaşlar. Bununla göre çok çok daha iyi iş yapar. 900 lira yani baya baya pahalı geldi şu an gözüme. Özellikle böyle baktıkça, hissettikçe. Arkada neredeyse hiçbir doğru düzgün yastıklama yok. Çok burada yine eksik olduğunu söylemem lazım. Dil yapısı güzel. Benim en çok hoşuma giden dil oldu. Adeta KD13'tekini alıp buraya koymuşlar. Tabii ki bir tık yine kalitesiz versiyonunu. Yani güzel. Duvarcıkları iyi sıktığınız zaman iyi iş yapıyor.
Fena değil yani, çok da üstüne bahsedecek bir şey yok. Kaç numara tercih etmelisiniz? Arkadaşlar ben 45 numara aldım. Hafif büyük geldi. Çok iyi kilitlenme yakalayamadım. Ona rağmen ayağıma böyle sağdan soldan hafif şuralardan bir böyle vurdu. Yani dar ayaklı arkadaşlarım için uygunken geniş ayaklı arkadaşlarıma pek tavsiye edemeyeceğim. 44,5 numara alabilirdim ama ben genelde rahat etmek istediğim için biraz daha hani büyük giyiyorum. Burada biraz daha büyük geldi. Biraz da belki ayağımın içeride oynuyor olması ve dışarı doğru kayıyor olması hissini de yine bu 45 numara olması da tetiklemiş olabilir. Hani 44,5 olsaydı daha iyi bir kitlenmeyle daha sık hissedebilirdim. Çok bir şey değiştireceğini şahsen düşünmüyorum ama sizler buna dikkat edebilirsiniz. Yani bence hani normal Nike numaranız, benim artık 45 olarak geçiyorum. Eğer ayağınızın kaç numara olduğunu bilmiyorsanız da benim bu konuyla alakalı yapmış olduğum güzel bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Kaç numara ayakkabı tercih etmelisiniz? Yardımcı olacaktır o video size. Benim 45 numara ortalama Nike numaram. Sizler de bana kıyasla kendi ayaklarınıza bakıp alabilirsiniz. Dediğim gibi yanlardan dar, önden uzun bir ayakkabı oldu. Hangi pozisyonlara uygun? Bence arkadaşlar 1 numaradan 5 numaraya herkes giyebilir. Herkese göre yapılmış bütçeli bir ayakkabı. Özellikle dışarıda oynuyorsanız rotasyonunuzda olması yani fena olmayacaktır. En azından bir yastıklama ve sağlam bir alt taban sunuyor. Üstte sınıfta kalsa da alt kısmı için alınır mı alınır. Hani 500-600 lira seviyelerine geldiği zaman bence kaçırmayabilirsiniz. Özellikle outletlerde ya farklı bu tarz bütçeli ayakkabı satan mağazalarda bulabileceğinizi düşünüyorum. Biraz ayık olmak lazım. Bu konular hakkında da kanalımda yaptım. Uygun fiyatlı ayakkabı hangisi alınır, nereden alınır gibi. Girin oralardan bakın. Aynı siteler zaten. O siteleri kontrol ettiğiniz zaman bulacağınızı düşünüyorum. Bazen zaman zaman soruyorlar bana, abi nereden buluyorsun bu uygun fiyatlı ayakkabıları diye. Arkadaşlar 5 tane site var zaten. Oralarda dönüyorum. Kontrol ediyorum ayda 2 defa, 3 defa. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Onun dışında bir puan verecek olursam, yani çok büyük puanlar. Ya bu ayakkabıları puan verdiğim ayakkabılarla kıyaslamak istemiyorum ama verecek olsam hani 10 üzerinden 7, 6,5, 7 falan verirdim. Yakında KD 13 ile kıyaslamasını yapacağım ve diğer bütçeli versiyon ayakkabılarla, işte Vynut'un biliyorsunuz One Take ayakkabısı var. Onun dışında Hard'ın aldım, Step Back. Onlarla da bir kıyaslama yapacağım. Onlarla nasıl duracak? Dilerseniz bekleyin. Her hafta bu tarz ayakkabılara yer vermeyi düşünüyorum. Hani genel itibariyle idare eder, okey, eksiklikleri olan ama zaten bu eksiklikleri bizim beklediğimiz tarzda bütçeli bir model oldu. Bahsedeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz ve bu videoda bahsetmediğimi düşündüğünüz şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoda bahsetmediğim şeylere yorumlarda cevap vermeye çalışıyorum. Onun dışında dediğim gibi olan varsa aşağıda yorumlarda tecrübesini yazsın. Bana katılmayanlar olabilir. Bu sadece benim fikrimdi. Yüzlerce ayakkabı inceleyince artık biraz daha fikirleriniz olgunlaşıyor ve baktığınız ayakkabıda aradığınız şeyler daha keskinleşiyor. Aa, hani bir tane ayakkabınız vardır, budur, çok memnunsunuzdur ve çok giymişsinizdir. Ayağınızın şeklini almıştır, ayağınızın şekline uygundur. Tabii o zaman sizin için bulunmaz, güzel bir ayakkabı olabilir. Benim tecrübem bu şekilde ve önerim bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayakkabıdaysa bugünlük out.